Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle şöyle haftanın başı. İnşallah sizlerle beraber güzel yemekler yapacağız. Bugün sizler için hazırlayacağımız çok lezzetli ve güzel bir yemeklerimiz var. Neler yapacağız bugün? İlk önce narlı, arpacı, soğanlı güzel bir tavuk kavurmamız var. Tavuk kavurma yapacağız ve onun yanında güzel bir lokum yapacağız. Bol meyveyle yapacağımız hem lezzetli hem de pratik bir lokum olacak. Ve onun yanında güzel bir çorbamız olacak. Beyaz dahinelerle beraber yapacağımız hem çok lezzetli hem de pratik bir çorba olmuş olacak inşallah. Tabii bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evlerinde yapacağınız hem lezzetli hem de inşallah çok da güzel yemekler olmuş olacak inşallah. Sizler de canlı yayına bağlanmak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hemen ilk önce tatlımızın listesini alalım. Ondan sonra yavaş yavaş şöyle tatlımızı hazırlığına başlayıp tatlımızı hazırlamış olalım. Çok güzel bir lokum olacak sevgili izleyenlerimiz. Sizler de evlerinize yapacağınız hem pratik hem de lezzetli bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet. Şöyle kakaolu meyveli lokum için de kullanacağımız malzemelerimiz 13 yemek kaşığı kadar irmik, 13 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz var, 3 su bardağı kadar suyumuz var. 13 yemek kaşığı kadar irmik, 13 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz var, 3 su bardağı kadar süt kullanacağız. İçi içinde bir paket hemen krem şantımız, kakaolu krem şantımız var. 2 adet mandalina, 1 adet armut, 1 adet portakal. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyoruz. İçi içinde bir paket hemen krem şantımız var. 2 adet mandalina, 1 adet armut, 1 adet portakal, bir tatlı kaşığı kadar da tarçın kullanacağız. Öncelikle tenceremizin içine hemen sütümüzü ilave edeceğiz. İrmik ve toz şekerimizi ilave ettikten sonra onu iyice bir karıştıracağız. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra kenara alacağız ve soğutacağız. İyice bir soğutulduktan sonra içine hemen güzelce bir şekilde krem şantımızı ilave edeceğiz. Onunla beraber biraz daha karıştıracağız ve tezgahımızın üzerine herhangi bir streç olur veya da bir tane poşet olur. Onu güzelce bir şekilde bir sereceğiz. Ondan sonra lokumumuzu üzerine ilave edeceğiz ve güzelce bir şekilde üzerine ilave ettikten sonra tekrar da aralarına meyvelerimizi ilave edeceğiz. Meyveyle beraber güzelce bir şekilde hemen güzelce saracağız. Ondan sonra istediğimiz şekillerde, ölçülerde kesip afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir lokum olmuş olacak. İnşallah sizler de evlerinize yapıp afiyet yemiş olacaksınız. O zaman biz yavaş yavaş hemen şöyle bir hazırlığımıza başlayalım. Öncelik şöyle bir eldivenimizi hazırlayalım. Tekrardan şöyle bir ocağımızı altına açalım. Hepsini soğuk olarak tenceremize göndereceğiz. Şöyle bir 3 su bardağı kadar süt. Ondan sonra 13 yemek kaşığı kadar toz şekerimi, 13 yemek kaşığı kadar da irmik. Hepsini içine ilave edeceğiz. Soğuk bir şekilde yoğurduk. Yavaş yavaş karıştıralım. Koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğiz bu şekilde. Koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğiz bu şekilde. Canlı yayına bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem sohbet etmek için hem farklı yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ondan sonra tabii TGTU sayfalarını da takip edebilirsiniz. Hem Facebook'ta varız, hem Twitter'da varız, hem Instagram'da varız, hem de YouTube'da varız. Kanallarımızı da takip edebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 1 ile 1.30'da daha var. Tekrarını izleyebilirsiniz. Ondan sonra hafta sonları da gündüz şu anda 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta sayfalarını veya Abdullah Hakim Yavutlu sayfalarını da takip edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Şeker, irmik ve de süt. Bunları güzelce bir şöyle bir karıştıracağız. Koyu bir kıvam alana kadar kaynayacak, güzelce bir şekilde bir hazırlanacak. O hazırlanırken biz de kenarda meyvelerimizi de hazırlayalım. Şöyle meyvelerimize hazırlansın bir yandan. Evet, şöyle bir kabımızın içine biraz su alalım.
Evet, şöyle hafif biraz. Suyumuz hazır. Biraz içine limon suyumuzu ilave edelim. Hafif biraz karamasını önlemesi için limon. Ondan sonra yavaş yavaş şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra meyvelerimizi yavaş yavaş soyalım. Şöyle bir tane armut. Hemen şöyle iyice bir dakika kardeşim. Şöyle yapalım. İzleyenlerimiz de görsün. Değil mi? Onu da şöyle bir şöyle armudu hemen güzelce bir kabuğunu alalım. Tekrardan bunları da şöyle bir temizledik. Bunu da aynı şekilde hazır. Şimdi elmamız da tabii lokumu unutmayacağız. Onu da ara sıra karıştıracağız ki yanmasın. Bir tane elma. Bunu da şöyle bir kabuğunu güzelce bir soyacağız bu şekilde. Evet, hemen. Hazır. Ortadan ikiye bölelim tekrardan. Şimdi temizleyelim. Bunu da aynı şekilde. Hazır. Evet, şimdi yanında da lokum da hazırlanıyor. Onu iyice bir karıştıralım. Şöyle bir koyulaştırana kadar, koyu bir kıvam alana kadar karıştıracağız bu şekilde. İyice bir kaynasın. Yavaş yavaş hazırlanmaya devam etsin. Ondan sonra biz de diğer meyvelerimizi hazırlayalım. İki tane mandalina kullanalım. Şöyle bir. Şöyle bir. Hemen. Bunları şöyle bir temizleyelim. Diğerini de aynı şekilde şöyle bir. Bunu güzelce bir şekilde yandan lokum da kaynamaya devam ediyor. Evet. Karıştıralım. Tekrardan iyice bir koyulsun. Koyu bir kıvam alacak, iyice bir koyulaşacak. Onun için ne yapacağız? Bu aşamadan sonra yavaş yavaş şöyle karıştırmaya devam edeceğiz. Tekrar. Böyle. İyice bir toparlansın. Karıştırmaya devam edeceğiz. Kenar kısımlarında da aynı şekilde
Karıştırıyoruz. Yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Ondan sonra şöyle bir... Şimdi toparlamaya başlıyor. İyice bir koyulaşmaya başlıyor. Evet, ve kenar kısımlarından da. Evet, şöyle hafif. Kaynamaya devam etsin o iyice. Bir kaynayacak, şöyle toparlanacak. Şimdi bir anda lokumlar güzel bir şekilde hemen toparlanmaya başlıyor. Biz de biraz daha koyulaşması için birkaç dakika daha bekleyelim şöyle. Evet, iyice bir. Evet, hazır. Şimdi lokumlar hazırlandıktan sonra güzelce bir şöyle bir evet. Şimdi yavaş yavaş lokumlar güzelce bir şekilde hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Hazırlandıktan sonra bu şekilde yarım saat bir soğuması için kenarda bekleteceğiz. İyice bir soğuyacak. O soğurken biz de diğer hazırlıklarımıza devam edelim. Şöyle arkadaşlar da görsün diye. Ara sıra karıştırıp ondan sonra güzelce bir soğumasını sağlamış olacağız inşallah. Evet, şöyle bir kenara alalım. Canlı yayına bağlanmak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 olan numaramızı arayabilirsiniz. 0212 454 55 70 olan numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle bir. Güzelce bir. Hemen. Kabuklarını soyuyoruz. Mandalinamız hazır. Ondan sonra bu şekilde meyvelerimizi hazırlayacağız. Onlar da kenarda hazır bulunsun. Ondan sonra meyvelerimizi kullanacağız. Tekrardan evet. Şimdi şunları bir kenara çekelim. Hemen. Tarçınımız da, onu birazdan kullanacağız. Tabağımızı kaldıralım. Bir yandan sevgili izleyenlerimiz, hemen lokum hazırlandı. Soğutmaya bırakacağız. Biraz soğuyacak ve soğutulduktan sonra içine krem şantımızı ilave edeceğiz. Onunla beraber hazırlayacağız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şöyle yavaş yavaş karıştırmaya devam edeyim. Ondan sonra biz de ikinci yemeğimizin listesini alalım. Bir yandan da ikinci yemeğimize geçelim. Yemeğimizi hazırlamış olalım inşallah. Evet. Hemen ikinci yemeğimiz için evet, narlı kavurma için de kullanacağımız malzemelerimiz. Evet. Narlı arpacık soğanlı tavuk kavurmamız için de kullanacağımız malzememiz sevgili izleyicimiz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. 200 gram kadar arpacık soğan. Tabii siz isterse az veya fazla kullanabilirsiniz. 1 adet nar tanesi kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Ondan sonra 3 adet domatesimiz var. 3 adet karışık biber. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, kekik. Ondan sonra 1 tutam maydanoz kullanacağız. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. Ondan sonra 200 gram kadar arpacık soğan. Tabii siz isterseniz fazla da kullanabilirsiniz. 1 adet nar tanelerini kullanacağız. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. 3 adet domatesimiz var. Ondan sonra
3 adet karışık biber kullanabiliriz. O da güzel bir lezzet ve aroma katacak. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz var. Bir tutam kadar maydanoz kullanacağız. Önce tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Soğanlarımızı hafif kavuracağız. Onları kavururken tavuklarımızı ufak ufak doğrayacağız. Aynı şekilde tavuklarımız ilave edilecek. Tavuklarla beraber kavurmaya devam edecek. Ondan sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatla beraber tekrardan biberlerimiz, domateslerimiz içine ilave edilecek. Tam onları ilave ettikten sonra iyice bir pişecek, toparlanacak. Ondan sonra içine narları da ilave edeceğiz. Narlarla beraber iyice bir hazırlanmış olacak ve ondan sonra size de afiyet edeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza başlayalım. İnşallah biz de hazırladıktan sonra sizler de yapacağınız hem çok lezzetli hem de pratik bir sunum olmuş olacak. Şöyle bir yemeğimiz için. Hafif biraz yağımızı gönderelim. Altını açalım tekrardan. Yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Kullanacağımız kadar arpacık soğanımız. İçine ilave edelim. Tekrardan tavuklarımızı da hazırlayalım. Bunları şöyle bir tabağımıza alalım. Başka tabakta kirletmeyelim. Evet, şöyle bir doğradıklarımızı gönderelim. Bunu aynı şekilde biraz da inceltelim. Küçük. Hazır. Evet. Hemen içine tavuğumuzu yolluyoruz. Bunu da aynı şekilde hazır. Evet. Şöyle bir son kalan şey tavuğumuz da doğradık, kenara aldık. Tavuğumuz hazır. Soğanlarımız yavaş yavaş kavrulmaya başlasın. Şöyle tarhtamıza ufak bir suya tutalım. Evet, soğanlar yavaş yavaş kavrulsun, iyice bir hazırlansın. Biz de bu arada şöyle bir tahtamızı tekrardan temizleyelim. Hafif biraz daha şöyle bir kavuralım. Ondan sonra tavuğumuzu içine ilave edelim, beraber pişsin. Sevgili Aysel Hanım bizden mantarlı tavuk kavurması istemiş. Ben de şöyle kenardan ufak bir mantar tavuk kavurması yapacağım. Onun için de hafif şöyle bir tavuğumuzdan biraz da mantarım var azar azar. 100 gram hemen hazırlayalım ondan da. Şöyle bir soğan ve tavuğumuzu ilave ediyoruz. Beraber kavurmaya başlıyoruz. Ondan sonra küçük bir, ben şöyle bir kap alayım. Ufak bir tenceremiz. Abi şöyle bir biraz daha kavuralım. Ondan sonra şöyle tabağımız hazır. Birkaç tane biber,
Ondan sonra domatesimiz. Bunları şöyle bir. Tekrardan iyice bir diğer biberlerimize kırmızı kapya biberimiz, ondan sonra harisun biberimiz, hadi şunları iyice bir temizleyelim. Evet, şöyle. Biberlerimizi hazırladık. Hazırlanmış olduğumuz biberlerimizle tavuklarla beraber kavurabiliriz, pişirebiliriz. Oh, mis gibi oldu. İyice bir pişmeye başlıyor. Biz de bu arada biberlerimizi iri kuşbaşı şeklinde hazırlayalım. Onları şöyle bir. Doğradık. Tekrardan biberlerimize içine ilave edelim. Şöyle bir. Karıştırdık. Çok da güzel oldu. Hafif biraz domates demiştik. Domatesimiz. Aynı şekilde şöyle bir doğrayalım. Ve onu da içine ilave edelim. Hop. Mis. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. O pişerken biraz içine baharatlarımız, hafif biraz tuz. Çok hafif biraz karabiber. Biraz pul biber. Evet. Ondan sonra biraz kırmızı toz biberimiz. Ve hafiften biraz da kekik kullanacağız içine. Beraber karıştırıyorum bu şekilde. Yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Ondan sonra sevgili Aysel Hanım için de mantarlı tavuk sotemizi yapalım. Hafif bir yağ. Ben şöyle dolapta biraz salça alacağım. Siz yemeğimizi görürken arkadaşlar biraz salça, ben bir de soğan alayım. Sonradan yemeğimiz çıktığı için Aysel Hanım istemişti. Hemen şöyle biraz salça alalım. Hazırlığımıza devam edelim. Siz yemeğimizi görürken ben de dolaba doğru gideceğim. Biraz dolabımıza salça alalım. Arkadaşlar herhalde bugün uyuyorlar. Sevgili Muhammed kardeşim. Evet, şöyle bir soğanımızı da, bir iki tane de soğanımızı alalım. Şimdi yavaş yavaş. Hafif. Biraz sıcak su kullanacağımız için biraz suyumuz ısınsın. Önce soğanımızı, arpacı soğanımızı kavurduk. Ondan sonra tavuklarımızı içine ilave ettik. Onunla beraber kavurmaya devam ettik. Hemen tekrardan akıbetinde güzelce bir şekilde ne yaptık? Biberlerimizi içine ilave ettik. Domatesimizi ilave ettik. Baharatlarımızı ilave ettik. Onunla beraber yavaş yavaş pişirmeye başlıyoruz. Ve yavaş yavaş pişirmeye başladıktan sonra narlarımızı da içine ilave edeceğiz ama
biraz toparlansın. Ondan sonra narlarımızı içine ilave edelim. Yemeğimiz pişmeye devam etsin. Aysel Hanım bizde mantarlı tavuk sote izlemişti. Ben de onun için hemen şöyle biraz soğanlarım hazır. Tekrardan 150 gramdan yapacağız. Biraz şöyle az bir et ve mantarımız var. Ondan hazırlayalım. Şöyle soğanımızı, istersen soğanı ufak da tutabilirsiniz. İstersen biraz daha büyük de doğrayabilirsiniz. Hangisi isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Evet, bunlar da şöyle hazır. Diğer soğanımı da aynı işlemde. Küçük küçük doğradım. Soğanımı tencerenin içine ilave edeceğim. Ondan sonra soğanımız kavrulmaya başlıyor bu şekilde. O kavrulurken biz de kenarda biraz domatesimizi, biberimizi, mantarımızı hazırlayalım. Elimizin altına hazır bulunsun. Ondan sonra içine ilave edebiliriz. Bir iki tane biber. Ondan sonra bir tane domates. Bize yeterli olacak. Az yaptığımız için ama siz istersen biraz daha fazla kullanabilirsiniz, fazla hazırlayabilirsiniz. Kusura bakmayın sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten birkaç gündür biraz rahatsızım. Üstünde bir kırgınlık var ama hakkınızı helal edin. Evet, onu bir türlü atlatamadım. Şöyle bir hemen yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Hafif bir su ilave ettim. Kendi buharıyla yavaş yavaş pişmeye devam etsin. İyice bir hazırlanacak. Soğanlarımız hazır. Biz de bu arada şöyle bir biberlerimizi hazırlayalım. Canlı yayına bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212-454-5570 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212-454-5570 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle bir... Senin gibi birine yapmaz da Kerim Bey niye öyle olmuş acaba? Şöyle bir domatesimiz. Hemen minik minik. Hazır. Onu da kenara alalım. Şimdi domatesimiz de hazır. Oh. Şöyle tezgahımızı toparlayalım. Soğan bayağı bir acıymış. Onu bir hafif bir karıştıralım. Arkadaşlar duygulanmaya başladım. Biraz şöyle hafif biraz nar taneleri. Oh. Mis mis. Üzerine nar tanelerini de ilave ettik. Kerim Bey. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Pişirmeye devam edecek. Evet, şöyle bir tahtamızı suya tutalım tekrardan. Soğanlarımız kavrulmaya devam etsin. Pembeleşene kadar hemen onları güzelce bir kavuracağız. Burayı da bize şöyle bir... Hazır. Şimdi soğanlarımız kavrulurken içine biraz tavuğumuzu ilave edelim. Beraber kavurmaya başlıyoruz. Ondan sonra biraz mantar. İri iri doğrayalım. İçinde belirgin olsun. Hazır.
Bunları da şöyle bir iyice bir doğrayalım, hazır olsun. Şimdi mantar da hazır, onu da içine ilave edelim. Mantarı da içine ilave ettikten sonra beraber şöyle bir karıştıralım. Tekrardan. İyice bir kavuralım. Ondan sonra hafif bir suyumuzu ilave edelim. İyice bir şöyle bir kavurmaya başlayalım. Tekrardan şöyle üzerine biberimizi ilave edelim. Biberle beraber biraz salçamız. Bir yemek kaşığı kadar. Hafif şöyle bir salçayla beraber iyice bir karıştıralım. Önce soğanınızı kavurun. İçine biraz sarımsak ilave edebilirsiniz. Sarımsakla beraber iyice bir kavurduktan sonra tavuklarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra mantarlarımızı, ondan sonra kullanacağımız kadar biberimizi ve içine bir yemek kaşığı kadar salçamızı ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir kavuracağız. Ve kavurduktan sonra biraz baharatlımız, baharatlımızdan sonra da içine hafif suyumuz ve de domateslerimizi ilave edeceğiz. Ve yemeğimiz iyice bir kaynayacak, güzelce bir şekilde bir pişecek. Ondan sonra afiyetle yemiş olacaksınız. Ben şöyle biraz içine tuzumuzu da ilave edeyim. Hafif biraz karabiber. Biraz içine şöyle pul biberimiz. Ondan sonra şöyle bir karıştıralım. Salçasız da yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Hafif biraz suyumuz. Fazla kullanmayacağız su miktarında. Az tutalım. Evet, şöyle bir kenardaki soğanları da toparlayalım. Evet. Biraz altını kısalım. Programımız boyunca pişebilir, hazırlanabilir. Domatesimi de içine ilave edeceğim. Ve domatesle beraber hazırlanmaya başlayabilir, pişebilir bu şekilde. İyice bir pişsin, ondan sonra sunumunu yapabiliriz. Evet, şimdi hemen yemeğimiz güzelce bir hazırlandı. Hafif bir suyu içine ilave edelim. Biraz daha suyumuz da pişmeye devam etsin. Hafif şöyle bir soğanlar pişti, etlerimiz pişti. Hafif biraz da suyumuzu ilave ettik. Beraber birkaç dakikada bu şekilde bir toparlanacak. Ondan sonra yemeğimiz, iki tane yemeğimiz de hazırlanmış olacak inşallah. Şöyle bir altını kısalım. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biz eldivenimizi değiştirelim, tezgahımızı toparlayalım. Bakalım lokum ne durumda, ona bir göz atalım tekrardan. Şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra çok dağınık olması tezgahımız.
Şimdi hemen bir kontrol edelim. Biraz soğuması için beklememiz gerekiyordu. Yarım saat bir dinlendireceğiz, yarım saat bir bekleteceğiz. Bakalım ne durumda, ondan sonra devam edelim işlemize. Yarım saat dinlendirdiniz. Bir paket krem şantiyemiz, isterse kakaolu, isterse sade de kullanabiliriz. Hangisi varsa elimizde tercih edebiliriz. Ve ondan sonra koyulaşmaya başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi sertleşmeye başlamış, toparlamaya başlamış. Toparlamaya başladıktan sonra şöyle bir bırakalım onu. Ondan sonra bir paket krem şantiyemiz içine ilave edeceğiz. Ve beraber şöyle bir karıştıralım. Evet, hafif. Hala da sıcak sevgili izleyenim. Biraz daha soğutmamız gerekiyormuş. Onun için yani bir 10 dakika daha soğutabilirdik. Elimizi yakmaya başladı arkadaşlar. Ben neyse şöyle bir şekilde yavaş yavaş biraz karıştırayım. Evet, şöyle bir hafif. Şunları iyice bir. Senden hemen sonra Yunus. Seni bekliyorum güzel kardeşim. Evet, şöyle bir karıştıralım iyice. Hafif. Şunları şöyle bir iyice bir yedireceğiz bu şekilde sevgili izleyenlerimiz. Evet. İyice bir karıştırdıktan sonra şu anda hazır. Ben şöyle bir kenara alacağım. Yemeğimiz devam etsin pişmeye. Şimdi gerdivenimizi değiştirelim. Ondan sonra şöyle bir tezgahımızın üzerine biraz yer açalım bunları. Şöyle bir kenara doğru alabiliriz. Ondan sonra streçimiz. Abi şöyle bir streçimiz. Tezgahımızın üzerine açalım. Bunu böyle bir keselim aynı şekilde. Devam ediyoruz. Bir parça daha alalım. Kestik. Ondan sonra hemen şöyle bir eldivenimizi tekrardan giyelim. Ondan sonra hazırlığımıza devam edelim. Biraz su alalım şuradan. Evet. Şimdi streçimizi güzelce bir hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Tabii bunu normal rulo şeklinde güzelce bir katlayacağız. Ondan sonra dolapta beklemesi gerekiyor. Ama bizim o kadar çok fazla bir süremiz olmadığı için biz bunu normal sizler de göreceği şekilde hazırlayıp tezgahın üzerine alacağım. Ama siz onu dolaba gönderin. Dolapta bir iki saat hatta üç saat bir dinlensin. Ondan sonra hazırlayabilirsiniz. Yağımız da streçimize yapışmasın diye biz onun için hafif bir yağ kullanıyoruz. Evet. Şöyle bir lokumumuz hazır. Onu şöyle bir alalım. Tabii ki biraz daha sizden zamanı çok olacağı için biraz daha dinlendirebilirsiniz, soğutabilirsiniz. Hemen yavaş yavaş biraz soğusun. Ondan sonra hazırlığımıza devam edeceğiz. Şöyle hafif biraz elimi suya batırıyorum. Çok da fazla su kullanmayacağız. Fazla yumuşamasın diye. İstediğimiz kadar ince tep açabiliriz. Yani tercih size kalmış.
kenar kısımlarından iyice şöyle bir açacağız. İyice bir tezgahımızın üzerine açtıktan sonra meyvelerimiz hazırdı sevgili izleyenlerimiz. Meyvelerimizi yavaş yavaş alalım. Önce mandalinamızı. Ortasına bu şekilde dizeceğiz. Ondan sonra elma ve de armutlar aynı şekilde. Ama bunları biraz daha ince tutalım ki çok fazla yırtılmasın diye sevgili izleyenlerimiz. Ne yapacağız? Ufak kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Evet, şöyle bir alalım. Yunus görüyor musun meyvemizi? Şöyle bir parça da elmamız hazır. Hazırlandı. Hazırlandıktan sonra bunları da üzerine dizelim. Armut ve elmamız istediğiniz kadar dediğimiz gibi kullanabiliriz. Şöyle bir. Çok fazla sulu olmamasına dikkat edeceğiz sevgili izleyenim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra portakal aynı şekilde. Hazır. Biraz ben portakalın suyunu istemediğim için sevgili izleyenlerimiz şöyle bir suyunu sıkacağım. Çok fazla sulanmasın diye siz de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi portakalımızı da güzelce bir dizdikten sonra biraz daha renk vermesini istiyorsak şöyle biraz renklendirelim. Hem çocuklarımız da hoşuna gitsin hem de güzelleştirmiş olacağız. Şimdi hazır. Ondan sonra bunları şöyle bir toparladık. Meyvelerimiz hazır. Kenardan öyle bir bu şekilde. Hemen güzelce bir katladık. Devam ediyoruz. Şöyle hazır. Bunu da aynı şekilde hazırladık. Şimdi bunu normal yapmamız gereken işlem bu şekilde katlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra bir tepsimiz veya da bir tabağımızı içine ilave edeceğiz. Dolapta 3 saat bir beklemesi gerekiyor. Hani dolapta bir iyice bir dinlenmesi gerekiyor, soğutulması gerekiyor. Ama biliyorsunuz bizim belli bir süremiz var. O süre içinde yemeklerimizi hazırlayıp tezgahımızı süslememiz gerekiyor. Onun için ben hemen şöyle keseceğim, tezgahın üzerine alacağım. Ama siz bu haliyle 3 saat bir dinlendirmeniz gerekiyor dolapta. Dolapta dinlendirin, daha lezzetli ve daha güzel olmuş olacak inşallah. Evet, şimdi tatlımız hazır, lokumumuz hazır. Ben şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Sunum yapacağımız tabaklarımızı alalım. Evet, şöyle bir. Kaç tane tabak kullanacaksak ona göre tabaklarımız şöyle bir hazırlayalım. Dolapta 3 saat bir dinlendirdiniz. 3 saat bir, iyice bir dinlendikten sonra istediğiniz şekillerde ve ölçülerde kesebiliriz. Hangisini siz isterseniz daha ufak, daha büyük de kesmek istiyorsanız kesebilirsiniz. Şöyle bir yavaş yavaş keselim. Keskin bıçak olsun ki daha rahat bir şekilde çalışalım diye. Şöyle bıçağımız meyvelerini çok fazla dağıtmasın diye. Bununla ben iyice bir bıçağımı bilelim. Evet, yavaş yavaş. Şöyle sevgili izleyenlerimiz alalım. Evet. Tekrardan
Bunu da hazırladım. Şimdi eğer dolaba göndermiş olsaydı bu kadar da zorlanmamış olurduk. Çünkü daha iyi toparlanmış olacaktı. Onun için siz eğer dolaba gönderecekseniz daha iyi bir şekilde sunumunuzu yapmış olacaksınız. Sizleri de fazla yormamış olacak. Evet, şunu da şöyle bir aldık. Bugün sevgili Muhammed kardeşim çok da güzel şakalar yapıyorsun. Şunu şöyle bir alalım. Tekrardan tezgahımızı. Hazır. Şimdi lokumlar hazırlandıktan sonra sevgili izleyenlerimiz kenar kısımlarını meyvelerimizle de süsleyip sunumumuzu yapabiliriz. Hemen şöyle bir. Bunu güzelce bir. Çok mu acıktın güzel kardeşim? Canımsın, seni çok seviyorum güzel kardeşim. Evet, şöyle bir meyvemiz hazır. Ve güzelce bir hazırlandıktan sonra kenar kısmını da süsleyelim. Ondan sonra afiyetle yemiş olacaksınız inşallah. Evet. Fazla olan tabaklarımızı kaldıralım. Tamam. Yemeklerimiz. Evet, tabaklarımız hazırlandıktan sonra şöyle Yunus'un göreceği şekilde kenara doğru alalım. Biz de şöyle bir tezgahımızı toparlayalım. Yemeğimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Yemeklerimiz de hazırlandı. Şu anda güzelce bir şekilde pişti. O zaman şöyle bir şey yapalım. Çok kısa bir ara gideceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, siz de kendinize bir tane çay alın. Ben de hazırlığımı yapayım. Çok kısa bir ara gidelim. Reklamdan sonra sizlerle beraber yemek yapmaya devam edelim. O zaman ekran başına ayrılmayın. Çok kısa bir aradan sonra buradayız. Reklamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yemeklerimiz pişti. Lokum hazır. Sevgilim, onu güzelce bir şekilde lokum da hazırladıktan sonra şöyle bir yemeklerimizi kenara alalım. Ondan sonra çorba var. Güzel bir çorba yapacağız. Hem şöyle bir listemiz gelsin. Ondan sonra çorbamızda neler yapacağız? Bir sizlerle beraber bir göz atalım. Evet, çorbamız içinde kullanacağımız malzememiz nelermiş? Evet, şöyle sütlü beyaz lahana çorbamız içinde kullanacağımız malzememiz sevgili izleyenlerimiz. 300 gram kadar beyaz lahanamız var. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar unumuz var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tereyağı ve hatta margarin kullanabiliriz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, nanemiz. Ondan sonra bir tutam kadar dereotu, ondan sonra bir çay bardağı kadar süt, 1 adet havuç kullanacağız. 300 gram kadar beyaz lahanamız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve hatta zeytinyağı kullanılabilir. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver ve nane kullanacağız. Ondan sonra bir tutam kadar dereotumuz var. Bir çay bardağı kadar isterseniz az veya fazla da kullanabilirsiniz. Süt kullanacağız. Ondan sonra bir adet havuç kullanacağız. Tencerimizin içine yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra lahanamızı ince ince doğrayacağız. Lahanamızı kavuracağız. İçine tekrardan havuçları ilave edeceğiz. Biraz daha kavuracağız. Ondan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Suyla beraber iyice bir kavurduktan sonra tabii unumuzu da içine ilave edeceğiz. Onunla beraber baharatımızı ilave edeceğiz. Ve suyumuzu içine ilave edeceğiz. Suyumuzu verdikten sonra güzelce bir şekilde bir kaynayacak. En son olarak tuzumuzu içine ilave edeceğiz. Tuzla beraber iyice bir piştikten sonra afiyet içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Yunus, sen yine bugün rahat durmuyorsun. He? Şöyle yemeğimizi kenara alalım. Evet, şöyle bir tenceremiz dedik. İncecik bir tencere, şöyle güzel bir. Hemen beyaz lahanamızı ufak ufak minik minik doğrayalım. Tenceremize gönderelim. Tenceremize hemen kavrulmaya başlayabiliriz. Evet, biraz beyaz lahanamız. Evet, tekrardan
İsterseniz tabii biraz daha fazla da tutabiliriz, fazla da kullanabiliriz. Bu da aynı şekilde şöyle bir hazır. Tekrardan birazdan inceltiyoruz. Evet. Ondan sonra beyaz beyaz şöyle güzel bir lahanamızı, minik lahanamızı şöyle bir doğradık. Tenceremize ilave ettik. Beyaz lahanamızı ilave ettikten sonra böyle bir hazır. Onu kaldıralım. Tekrardan biraz daha ince bir şekilde doğrayalım ki çok fazla içinde belirgin olmasın. Güzel bir lezzet ve aroma katsın. Evet. Şimdi yavaş yavaş kavurmaya başlayacağız bu şekilde. Ocağımızın altını biraz daha hızlandıralım. Şöyle. İyice bir karıştırdık. Ondan sonra bir tane de havuç içine doğrayıp da kullanabiliriz. İstersek rendeleyip de kullanabiliriz. Hangisini istersek o şekilde de ilave edilebilir, kullanılabilir. Güzelce bir kabuğunu soyalım. Ondan sonra rendemiz hazır. Canlı yayına bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 olan numaramızdan ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 olan numaramızdan ulaşabilirsiniz. Hem sohbet etmek için hem de farklı yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız bu numara üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Beyaz lahanamız doğrandı. Ondan sonra tenceremizde afiyet olsun Kerim Bey. İçine ilave edelim. Şöyle bir karıştırdık. Ondan sonra şöyle bir havuçu aynı şekilde içine ilave edelim. Yavaş yavaş şöyle bir kavurmaya başlayalım. Biz de bu arada şöyle bir tezgahımızı toparlamış olalım. Tekrardan şöyle bir tezgahımızı da toparlamış olduk. Ondan sonra lahana iyice bir kavuralım. İçine isterse biraz pirinç de ilave edebilirsiniz. Pirinç de çok da güzel bir lezzet ve aroma katacak. Havuç ve beyaz lahanamız da İyice bir karıştıralım. Ondan sonra şöyle biraz unumuz, hafiften unumuzu ilave ettik.
İyice bir karıştırıyoruz. Ondan sonra içine baharatlarımızı ilave edelim. Hafif biraz karabiber. Biraz da kekik ilave edebiliriz. Ya da nane. Şöyle biraz daha. Güzel bir aroma kalsın diye. Baharatımı da ilave ettim. Beraber hafiften bir karıştıralım. Ondan sonra sıcak suyumuz içine ilave edilebilir. Bu şekilde. Evet. Bolca suyumuz da içine ilave ettikten sonra iyice bir kaynayacak sevgili izleyenlerimiz. Kaynadıktan sonra ondan sonra tabii ki sütümüz de birazdan içine ilave edilecek. Şöyle bir sütümüzü de ilave edelim. Beraber iyice bir kaynasın. Ondan sonra afiyetle içeceğiniz çok da güzel bir çorba olmuş olacak inşallah. Hemen hafiften karıştırdık. Ondan sonra kaynamaya başlayacak bu şekilde. Beyaz lahananın erken pişimi için biraz kavurduk. Güzel bir lezzet kalsın, güzel bir aroma kalsın diye. Siz de bu şekilde biraz kavurursanız hem daha güzel bir şekilde pişmiş olacak, hem de daha iyi bir sunum yapmış olacağız inşallah. Evet, yemeğimiz şöyle narlı, arpacık soğanlı yemeğimiz hazır. Tabaklarımız. Ben bir tane şöyle düz tabak alayım sizlerde. Sen zaten doğuştan öyleydin güzel kardeşim. Şöyle bir çorbamızı hemen karıştıralım. Şöyle yemeğimiz hazır. Evet, şöyle bir güzelce hazır. Diğer tabağımız. Bolca şöyle bir etimiz hazır. Evet, güzel bir görüntü ve güzel bir lezzet dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz. Hemen hazır. Bunu da şöyle diğer tabağımıza aldık mı tamam diyebiliriz. Evet, şöyle bir kenara alalım. Aysel Hanım için de şöyle bir çorbamızı karıştıralım yavaş yavaş. Kaynamaya devam etsin. Güzelce bir hazırlansın. Şöyle üstündeki köpüğü de alayım. Bunlar şöyle bir çok da güzel oldu. Çorbamız. Evet, yavaş yavaş. İyice bir hazır. Aysel Hanım için de tekrardan biraz elimize mantar vardı. Mantarlı tavuk suyu da hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Onu da şöyle bir tenceremizin içine şöyle bir kaşığımızı da alalım. Tenceremizin içine önce
soğanımızı, sarımsağımızı ilave edelim. Onları kavuracağız. Onları kavurduktan sonra tekrardan hemen yağımızla beraber kavurduktan sonra tekrardan içine hemen tavuklarımızı ilave edeceğiz. Tavuklarımızı ilave ettikten sonra beraber iyice bir kavuruyoruz. Onları iyice bir kavurduktan sonra mantarlarımızı ilave edelim. Mantarla beraber kavurmaya devam edelim. Birkaç tane biberimizi, ondan sonra domatesimizi, salça kullanacaksa salçamızı ve baharatlarımızı ilave edelim. Onunla beraber iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Ve suyumuzu ilave ettikten sonra iyice bir kaynayacak. İyice bir kaynadıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir şöyle bir sotemiz olmuş olacak. Ben de şöyle bir tabaklarıma hemen sunumunu yapayım. Evet, şöyle bir. Evet. Şöyle. Güzelce bir tabağımızı hazırladık. Kenara yolladık. Değil mi? Ya bugün sevgili Muhammed kardeşim çok da güzel espriler yapıyorsun. Ne olmuş sana bugün böyle? He? İki tane Malatyalı yan yana gelince mi böyle oluyor acaba? Onda mı diyorsun? O da güzel bir şey. Evet, şöyle bir ikinci bir tabağımızda da sunumumuzu yaptık. Hazır. Yemeğimiz İyice bir hazırlandıktan sonra biraz kekik güzelleştirelim biraz. Keklik de çok da güzel, çok. Ondan sonra çorbamız kaynamaya başladı. İyice bir hazır diyebiliriz. Hafiften şöyle bir karıştıralım. Beyaz lahana çorbamız mis gibi oldu. Altını kapatalım. Ve tekrardan sunum yapacağımız çorba kaselerimizi hazırlayalım. Kaç tane tabak kullanacaksak ona göre şöyle bir tabağımızı hazırlayalım. Şöyle hemen. Sen o yönde korkmana gerek yok sevgili Muhammed kardeşim ya. Şöyle bir alalım. Evet, çorbamız mis gibi oldu, hazır. Diğer tabağımıza, şöyle çorba kasemize. Çorbamız hazır, ondan sonra şöyle bir şimdi çorbamız da hazırlandı. Ondan sonra onu da kenara aldık. Evet, çorbamız hazır, yemeklerimiz hazır, lokum hazır. Ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra neler yaptığımıza bir göz atabiliriz. Hemen sizlerle beraber. Biraz şöyle tezgahımızı da toparlayayım. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, biz de yemeklerimizi hazırladık sevgili dedim, kusura bakma, dediğim gibi birkaç gün üstünde biraz kırgınlık vardı, biraz rahatsızdım. Hakkınızı helal edin. Onun için biz de şöyle bir tezgahımızı hazırladık. Tezgahımız hazırlandıktan sonra
inan ki bir gün zor konuştum. Yani yayın arası geçtim, ben bile şey yapamadım ama tekrar hakkınızı helal edin. Yemeklerimiz hazırlandı. Ondan sonra lokum hazır, çorbamız hazır. Dilersen hemen neler yaptığımıza bir kısaca bir göz atabiliriz. Hangisi hazırsa gönderebilirsiniz. Evet, narlı, arpacık soğanlı tavuk kavurmamız için kullandığımız malzememiz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. 200 gram kadar arpacık soğan var. Tabii isterseniz az veya fazla kullanabilirsiniz. 1 adet nar tanesi kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 3 adet domates, 3 adet karışık biber, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz, 1 tutam kadar maydanoz kullanacağız. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var, 200 gram kadar arpacık soğanımız var, 1 adet nar tanesi var, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya sıvı yağ kullanabiliriz. Ondan sonra 3 adet domates, 3 adet karışık biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve kekiğimiz var. 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. Öncelikle hemen tenceremizin içine yağımızı ilave edelim. Ondan sonra arpacık soğanlarımızı içine ilave ediyoruz. Arpacık soğanlarımızı iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra tavuklarımızı kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Doğradıktan sonra içine ilave ediyoruz. Beraber kavurmaya başlıyoruz. Onlarla beraber iyice bir kavururken içine tekrar sırasına göre biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberle beraber güzelce bir kavuracağız. Ondan sonra biberle kavurduktan sonra içine domatesimizi ilave edelim. Domatesle beraber biraz baharatımızı içine ilave edeceğiz. Ve baharatla beraber 1 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave edelim. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yarım saat boyunca bir pişecek yemeğimiz. Yarım saat boyunca bir piştikten sonra ondan sonra narlarımızı üzerine ilave edeceğiz. Nar taneleriyle beraber tekrardan bir 10 dakikada yemeğimiz pişecek. Ondan sonra iyice bir piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımız olur veya da hangisi tepsi olur. Hangisinin içinde sunum yapacaksa güzelce bir şekilde sunumumuzu onlar içine ilave edeceğiz. Ve sunumumuzu yaptıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Dediğimiz gibi sizler de tabii isterseniz biraz daha fazla da yapmak istiyorsanız fazla da tutabilirsiniz. 300 veya da 200 gram kadar arpacık soğanı yeterlidir. Yaklaşık 4 ve 6 kişilik aileleri baz aldığımız için siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen yemeğimiz iyice bir hazırlandı. Güzelce bir şekilde tabii ki yağımız. Ondan sonra soğanlarımızı iyice kavuruyoruz. İçine tekrardan tavuklarımızı ilave ediyoruz. Tavukla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra içine biberimizi, domateslerimizi ilave ettik. Onunla beraber iyice bir kavurduk. Ve sırasına göre domatesinizi, narları ve suyunuzu içine ilave edin. Yarım saat boyunca iyice bir pişirin. Pişirdikten sonra afiyet edeceğiniz güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet, şöyle diğer yemeğimizi alalım. Evet, sütlü beyaz lahana çorbamız için de kullandığımız malzememiz 300 gram kadar beyaz lahanamız var. Tabii siz isterseniz az veya fazla kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar unumuz var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız veya da tereyağı veya da margarin dediğimiz gibi hangisi varsa elimize değerlendirip kullanabiliriz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz ve nanemiz var. 1 tutam kadar dereotumuz var. 1 çay bardağı kadar süt kullanıyoruz. 1 adet havuç kullanıyoruz. Sütlü beyaz lahana çorbamız için 300 gram kadar beyaz lahanamız var. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar unumuz var. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, nanemiz var. 1 tutam kadar dereotumuz var. 1 çay bardağı kadar sütümüz var. 1 adet havuç kullanıyoruz. Önce beyaz lahanamızı ince ince doğrayalım. Çok fazla kalın olmayacak şekilde onu ince ince doğradıp kenara aldık. Ondan sonra 1 adet havucu kabuğunu soyacağız. Onu güzelce bir şekilde bir rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra tenceremizin içine yağımızı ilave edelim. Ondan sonra onun içine tekrardan beyaz lahanamızı ilave edeceğiz. Beyaz lahanamızı iyice bir kavurduktan sonra içine havucu ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra içine baharatlarımızı ilave edelim. Baharatla beraber 2 yemek kaşığına yakın unumuzu içine ilave edeceğiz. Ve unumuzla beraber güzelce bir şekilde hemen biraz daha kavuruyoruz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyla beraber tekrardan içine tuzumuzu da ilave edeceğiz. Tuzla beraber iyice bir kaynadıktan sonra afiyet içeceğiniz çok da güzel ve lezzetli bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve lokum için neler yapmışız hemen onu da bir göz atalım. Evet, kakaolu meyveli lokum için de 13 yemek kaşığı kadar irmik, 13 yemek kaşığı kadar toz şekeri, 3 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Ondan sonra içi içinde 1 paket krem şanti, kakaolu krem şantimiz var. 2 adet mandalina, 1 adet armut, ondan sonra 1 adet portakal, 1 tatlı kaşığı kadar da tarçın kullanıyoruz. Pardon. Şöyle 13 yemek kaşığı kadar irmik, 13 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, 3 su bardağı kadar süt. Bu bizim lokum için gerekli olan malzememiz. 13 yemek kaşığı birebir ölçülerde kullandım ki sizler de aynısını yapın diye. 13 yemek kaşığı kadar irmik, 13 yemek kaşığı kadar toz şekeri, 3 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. İçi içinde 1 paket kakaolu krem şantimiz var. Ondan sonra 2 adet mandalinamız var. 1 adet armut, 1 adet portakal ve 1 tatlı kaşığı kadar da tarçın kullanacağız. Önce tenceremizin içine soğuk bir şekilde hemen sütümüzü, toz şekerimizi, irmiğimizi ilave edeceğiz. İyice bir kaynatacağız. Huylaşana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Ondan sonra geniş bir kabımız içine veya da tepsimiz içine alacağız. Onun içinde iyice bir soğutacağız. Ve soğutulduktan sonra tekrardan içine hemen kakaolu veya da sade krem şantimizi ilave edeceğiz. Onunla beraber yoğurmaya devam edeceğiz. Ve toparlandıktan sonra
Tezgahımızın üzerine hemen streçimizi açacağız. Streçimizi açtıktan sonra üzerine hemen hazırlamış olduğumuz dokumuzu seriyoruz. Onu serdikten sonra arasına meyvelerimizi, önce portakalımızı kabuğunu soyup ufak ufak doğrayıp içine ilave edelim. Mandalinamızı aynı şekilde, elmamızı, armudu hemen kabuklarını soyup içine ilave edeceğiz. İçine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde hemen streçle beraber tekrardan rulo şeklinde katlayacağız. Ondan sonra dolabımıza göndereceğiz. Dolapta 3 saat bir dinlenecek ve dinlendikten sonra istediğiniz şekillerde ve ölçülerde kesip afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. İnşallah sizler de evlerinize hazırlayıp afiyet yemiş olacaksınız. Ve şöyle Aysel Hanım için de hemen mantarlı el sotemiz de hazırlanmıştı. Onu da tezgahımız üzerine aldık. Soğanımızı kavurduk. İçine tavuğumuzu ilave ediyoruz. Tekrardan mantarlarımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber biber ve domatesimiz, salçamız, baharatlarımızı ilave ettik. Bir su bardağı yakın suyumuzu da içine ilave ettikten sonra iyice bir pişiyor. Ve piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp üzerine biraz kekikle biraz daha güzelleştiriyoruz. Ve ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet tabii sevgili izleyenlerimiz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Programlarımızı tekrarını. Orada merak ettiğiniz yemekler varsa, ondan sonra konuklarımız varsa, merak ettiğiniz noktalar varsa TGT.eu hem Facebook'ta varız, hem Twitter'da varız, hem Instagram'da, hem YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 1 ile 1.30'da tekrarı var. İzleyebilirsiniz. İnternette canlı olarak izleyebilirsiniz. Hafta sonları da cumartesi, pazar da gündüz kuşağında saat 10 ile 11'de tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah'sa sayfalarında takip edebilirsiniz. Veyahut da Abdullah Hakim Yavutu sayfalarında takip edebilirsiniz. Size ait yemekler varsa benimle paylaşmak istiyorsanız veyahut da sanatçı dostlarımız programımıza gelmek istiyorlarsa ben aynı şekilde hemen benim Instagram adresimden bana ulaşabilirler. bitişikşefabdulosa.tgrt bitişikşefabdulosa.tgrt sayfamda bana ulaşın. Hem yemekler varsa gönderin. Biz de burada sizler için hazırlayalım ve yayınlayalım inşallah. Evet biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyenimiz, öncelik sesimizin gittiği herkese, gurbetçilerimize, ondan sonra Türkiye'deki bizleri izleyen herkese, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.